Hawaii'de Waikiki Beach'ten herkese selamlar. Hawaii 15 Ekim'den itibaren Covid testinin negatif olması şartıyla karantina olmadan seyahat edebilmeye izin veriyor. O yüzden ben de Hawaii'ye gelmek istedim. Şu anda Waikiki Beach'in tadını çıkartıyorum. Saat şu anda 3. Koronavirüs testi yaptırmak için Las Vegas'a gideceğim. Hawaii? Yes. Cool. 1 inch into the nose, 15 seconds around and repeat other side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Good. Hawaii'den selamlar. Arkamda görmüş olduğunuz sahil. Deniz kabuğunun fiyatı 175 dolar. Waikiki Beach, Hawaii. Ben de şimdi Waikiki Beach'te yürüyeceğim. Size buradan insan manzaraları göstereceğim. İnsanlar burada bu şekilde sahilde oturuyorlar, güneşleniyorlar. Gayet sıradan bir gün Waikiki Beach'te. Normalde rüzgar arka tarafta esiyor şu anda. Çok sıkıntılı değil ama sahil bu açıdan çok daha iyi gözüküyor. Kasım ayının sonu olmasına rağmen, yani kış ayları olmasına rağmen su gayet sıcak. Söylentiye göre Waikiki Beach'in kumsalı aslında Hawaii'ye ait değil. Buranın kumsalı Manhattan Beach'ten, Kaliforniya'dan getirilmiş ve doldurulmuş doğal volkanik kumsalın üzerine şu sahili yaratmak için. Ondan sonra da tabii ki şu oteller inşa ediliyor. Waikiki Beach'in kumsalı. Burada sahilin, burası dalga kıran yapmışlar bir tane. O yüzden dümdüz, fazla dalga yok. Ben de şu anda etrafta yürüyorum. Aynı zamanda önüme de bakıyorum çünkü şöyle bir batıkların ucunda yürüdüğüm için önümü görmek istiyorum. İnşallah düşmem, düşersem de geçmiş olsun. Hawaii'nin Waikiki bölgesinin en işlek caddelerinden birindeyim. Arkamda görmüş olduğunuz gibi burası böyle binaların yoğun olduğu, otellerin, alışveriş merkezlerinin yoğun olduğu bölge. Normalde çok daha kalabalık oluyor. Şu anda Covid sebebiyle fazla turist yok. Ama yine de canlı tabii ki. Hawaii'nin en canlı bölgelerinden. Hawaii'de hayat bu şekilde devam ediyor. Yani insanlar burada gerçekten zaman biraz daha yavaş. Yani Amerika'da çok hızlı akan bir zaman var. Hawaii şu yüzden seviyorum. Zaman yavaşlıyor Hawaii'de. Ada hayatına dönüyor biraz daha. Nispeten şehir gibi gözükse de nispeten Amerika'nın diğer yerlerine göre hayat biraz daha yavaş. İnsanlar biraz daha sakin. Özellikle Los Angeles bölgesine göre, Kaliforniya'ya göre hayat biraz daha sakin. Böyle insanlar sörf tahtalarıyla koşuyorlar. Hawaii'nin polisi. Well, sir. Hadi. Waikiki Caddesi'nde şu anda etrafta bir sürü dükkan var ama dükkanların çoğu kapalı. Hawaii, Amerika'da koronavirüs ile mücadelede en başarılı 3. eyalet. Burada koronavirüs vakaları şu anda en az sayıda gerçekleşiyor. Çünkü Hawaii işin başından beri bunu biraz sıkı tuttu. Seyahat kısıtlamalarını çok erkenden getirdi diğer eyaletlere kıyasla. O yüzden Hawaii'de şu anda vakalar biraz daha az. İnsanlar biraz daha rahat. Ama Amerika'nın diğer eyaletleri için durum böyle değil. Oldukça sıkıntılı tabii, bayağı bir vaka sayısı var etrafta. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz ağaç banyan ağacı. Gayet devasa köklü bir ağaç. Saldığı bütün dallar kök olmuş. Burada bir hediyelik eşya dükkanı ilgimi çekti. Deniz kabuklarının satıldığı bir yer. Şurada görmüş olduğunuz deniz kabuklarının uç tarafları kırık. Bunun sebebi ise geçmişte Hawaii'ler bu deniz kabuklarını haberleşmek için kullanıyorlar. Biz de bir tane ucu kırık bulmaya çalışıyoruz. Şu mesela örneğin. Bakalım bunu öttürürsek ses çıkartabiliyor muyuz?
Turkey lives inside. And you go. Yes, relax, don't have to blow too hard. It's the vibration, you know. The price is not for the shell, the price is for the lesson. That's good. Hawaii pool. Will be the pool fish. The name of the shell is called the horn helmets. Uh-huh. These guys, they grow to be the second largest shell in Hawaiian water. Uh-huh. And then we have the other one that is called a giant frog. This guy here makes a nice sound for a small shell. Second largest shell in the entire ocean. Yes. And they grow up to 30 inch. How do you change the tone? By tightening your lips more tighter and blowing more wind. Okay. Velocity. Take a look. Şu elimde görmüş olduğunuz pu, Hawaii'de pu deniyor. Buna kabileler eski zamanlarda haberleşmek için kullanıyor bunu. Özellikle denizciler Hawaii adalarına çıkmak için öncelikle bunu üflüyorlar. Karşı adadan aynı şekilde üflendiğinde cevap geldiğinde adaya gelebilirler, adaya çıkabilirler anlamına geliyor. Eğer bunu üflediklerinde geriye ses duymuyorlarsa adaya gelemezler. O gün müsait bir gün değil. Kesinlikle ada kapalı. Deniz kabuğunun fiyatı $175. $175. $175 oldukça pahalı. Bu da en büyüğü tabii. Bunu götürecek halimiz yok. Ben de daha uygun boyutlarda olan bir tanesinden bulmaya çalışacağım. Bu Hawaii'ye has bir deniz kabuklusu. Hawaii'de çıkartılıyor. Şurada görmüş olduklarınız ise Karayipler'den, Bahamalardan geliyor. O yüzden Hawaii'ye özgü değil. Şu elimde görmüş olduğunuz Hawaii'ye özgü. Bir de bu çeşidi Hawaii'ye özgü. Oldukça pahalı. Şu büyükler özellikle şu mesela $150. Görmüş olduğunuz bayağı ağır. $150 gibi bir fiyatı var. Bunu pazarlıkla indirmeye çalışacağım. Adam Filistinli. Türkleri biliyoruz, Türkleri seviyoruz dedi. Bakalım ne kadar seviyor. Fiyatta bir güzellik yapacağım dedi tabii ki. Bakalım nasıl bir fiyat çıkartacak. $79 şu elinde görmüş olduğumuz fiyatı. $50 indirebilirsek alacağım. Hawaii'den bir hatıra olsun. Selamun aleyküm brother. Aleyküm selam. Teşekkürler. Teşekkürler. Again. How are you gonna do that? Just to whip this up. Yes. Hawaii'de bir botanik bahçesindeyim şu an. Adını tam olarak söyleyemiyorum. Adını yazarım aşağıya. Hawaii'ye gelince görülmesi gereken yerlerden biri. Oldukça büyük bir alan. Ve dünyanın her tarafından getirilmiş bitkiler bulunuyor. Mesela şu. Görmüş olduğunuz ağaç. Kaju ağacıymış. Kaju çekirdeğinin, kaju fıstığının yetiştiği ağaç. Şu ağacın ta kendisi oluyor. Bayağı da ulu bir ağaç. Arkamda görmüş olduğunuz ağaç ise kakao ağacı. Burada gördükleriniz kakao çekirdekleri. Bunun içinde bulunan çekirdeklerden çikolata yapılıyor. Çekirdeklerin çıkartılıp fermente ediliyor. Daha sonra kavrulup, öğütülüp çikolata yapımı için kullanılıyor. Hawaii'ye kakaonun aslında Guatemalalılar tarafından 1700'lü yıllarda bu Hawaii'ni keşfedildikten sonra getirildiğine inanılıyor. Çünkü Hawaii'de yetişen bir bitki değil. Güney Amerika bitkisi. O yüzden bu kaşif tüccarlar burada tarıma elverişli arazileri değerlendirmek için kakao getiriyorlar. Ve şu anda Amerika'nın kakaosunu elde edildiği tek eyalet Hawaii ve Kona adası. Yani Hawaii'nin en büyük adası olan Kona adası. Kona çikolataları oldukça ünlü. Şu anda botanik bahçesinden çıktık. Birazdan Manoa şelalelerine doğru gideceğiz. Yaklaşık 20-25 dakikalık bir mesafede. Holy lookout! Hawaii. Arkamda inanılmaz bir manzara var. Burası 1795 yılında Lunao Savaşı'nın yapıldığı yer. Tarihi bir bölge bu. Kral Kamehameha 1'in orduları ile Kauai orduları arasında burada bir savaş oluyor. Yapılan savaşta da şurada görmüş olduğunuz gibi Kamehameha
birin orduları kaybeden askerleri bu arkamda görmüş olduğunuz uçurumdan aşağıya atıyor. Hatta bazılarının aşağıya bilerek atladığı, intihar etmek için bilerek atladığı söyleniyor. Bunun sebebi de savaşı burada kaybettiğini anlıyor askerler. Hawaii'de savaş kaybedilen esirler kesinlikle öldürülüyor. Öldürüldükten sonra kemiklerinden de olta iğnesi falan yapılıyor. Bu yüzden bu tarz bir aşağılanmaya katlanamayacakları için kaybeden askerler burada ordunun karşısında savaşmak yerine aşağıya atlamayı tercih ediyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ve bu da Kona adaları ile birleşmesini sağlıyor. Tek bir Hawaii krallığı kuruluyor. Kamehameha 1'in orduları. Hawaii Nadi Kempe, Agolani, Pahuna, Brother Kioki. After you eat here, you go down to the beach, you go to the Ono's Steak and Shrimp. He owned that over there by 7-Eleven, by the post office. Yeah, see? Look. For her, this is an angel halo. And this is the plumeria flowers from all the trees over here. Three coconut leaves. And then I put this on top. You can take this out and put fresh flowers, you see? Open up over here. Finger inside and you push it in. So you can put roses, the stems, you know? Like it stems like that, you can push it in. Coconut leaves. Coconut leaves? Yeah. Three leaves to white out. Braid them together, okay? So these are the coconut. And this is the coconut leaves. Okay. This is the coconut leaves. And then I make three of these to make one of these. Wow. Yeah, and then I... You have them together. This is what I do every day. I open up, I cook the rice, I make the coffee, I make this. The new pretty angels, first time I meet her. That's a beautiful okay. one. The new generation. Excuse me. I'm going to give her a halo. Come down. Okay, you put it on like this. Open up from behind. A little on your head, your head can be down. From the front, you push back. So the back can open some more. Or you can stretch it. Okay, stand up, look at the camera. Angel from heaven. Thank you. Aloha from Hawaii Nadi Cafe. Beautiful day today. Thank you. Have a good day.